Selamlar, ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir 3ds Max dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu derste geçen dersimizde söylediğimiz gibi modellemeye giriş yapacağız demiştik. Ee, Tabi modellemenin ilk metodu aslında iki boyutlu objeleri üç boyuta çevirmek. Yani işleyeceğimiz modelleme konularının primitif objelerden sonraki ikinci metodu diyelim daha doğru. Ee, <laughs> E, bu metodu uygulayabilmek için iki boyutlu şekilleri oluşturmayı bilmemiz gerekiyor doğal olarak. Create'in altındaki Shape demek arkadaşlar ve bunun altında Spline e, alt başlığındayım. E, gördüğünüz gibi Line yani çizgi, Rectangle yani dikdörtgen, daire, elips, yay, donut gibi e, komutların bulunduğu, iki boyutlu e, objelerin bulunduğu bir başlık. İki boyutlu demek doğru değil tam aslında. E, daha çok hacimsiz objeler diyelim, hacimi olmayan objelerin bulunduğu bir başlık burası. E, biliyorsunuz alt W'ya basarak penceremizi küçültebiliyoruz ve büyütebiliyorduk. Alt W'ya basarak küçülttüm. Tab penceresine bir kere tıkladım. Ve o, o pencereyi büyüttüm arkadaşlar. Özellikle bu pencerelere sağ klikle tıklarsanız sadece aktif pencere değişir bu arada. Haberiniz olsun. O da ilginç bir komut olabilir. Yani sadece solla tıkladığınızda aynı zamanda bir işlem yapıyorsunuz ama sağ ile tıkladığınızda sadece pencereyi değiştiriyorsunuz. Yararlı bir şey olabilir. Bilgi olabilir. E, peki. E, line Komutuna en son gireceğim line komutu bizim için önemli bir komut çünkü editable spline ile aynı işi görüyor aslında. Line aracı editable spline ile aynı işi gördüğü için editable bu dersin sonuna bırakmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden rectangle aracıyla başlayacağım çizime. Rectangle bir dikdörtgen çizmek için kullandığımız bir komut aslında sol klikle basılı tutarak e, sürükleyerek ve bırakarak çizdiğimiz bir e, şekil dikdörtgen şekli. E, bu arada herhangi bir komuttayken çizim bitirdikten sonra sağ kliğe bir kere tıklarsanız komuttan çıkabilirsiniz veya üstüne de bir kere tıklasanız olur veya escape'e bassanız da olur. E, çizdiğimiz objelerden herhangi bir tanesini seçiyorum bakın ve modify sekmesine geçiyorum. Rectangle 02 veya işte ilkini seçersem rectangle 01 objesini oluşturduğumu görüyorum. E, modifier stack'te gördüğünüz gibi adı rectangle diye geçiyor. ve aşağıda birkaç tane opsiyonu var. Rendering interpolation metodlarının altında. E, length, width ve corner radius denen 3 tane opsiyon var. Bakın zaten kendi kendini gayet güzel açıklıyor bu komutlar. Zaten şöyle bir denerseniz hemen göreceksiniz. E, length uzunluk, width kalınlık, corner radius da köşe, köşeye verdiğiniz radius yarıçap. Aslında fillet yarıçapı olarak geçiyor. Buraları isterseniz belli değerler verebilirsiniz. Mesela 200, taba basarabilirim bu arada bu sekme arasında geçiş yapabilmek için. 200, 300 ve 50 diyorum mesela. 200 birim yüksekliğinde, 300 birim genişliğinde ve 50 birim radyuslu köşeleri olan bir dikdörtgen çizebiliyor bana. Veya bunu sıfırlayalım. 200 ve 300 bir dikdörtgenim oldu. Genelde mimari planlarda oda çizerken falan çok fazla kullanırız aslında dikdörtgen çizimine. Ee, yararlı bir çizim. Peki diğer iki seçenek ne işe yarıyor aslında orada? Ee, rendering ve Interpolation diye iki tane daha metodu vardı fark ettiniz aslında. Ee, seçerek buraya gelelim. Ee, şöyle Alt W'ye tekrar basarak perspektifi büyüttüğüm zaman dikdörtgenimi perspektif penceresinden de görebilirim. Bu e, Move komutlarını hatırlıyorsunuz. Hemen yerini sıfırlayarak sıfıra sıfıra getiriyorum. J ve F4'e basıyorum ki seçimimi beyaz bir şekilde görebileyim diye. J'de şu etraftaki Bracketları yok etmek için hatırlarsanız, ee, Rendering sekmesine geliyorum bakın ve Enable in Render, Enable in Viewport seçeneklerini işaretliyorum. Ee, bu şu anlama geliyor. Normalde bir e, çizgi Render'da gözükmez arkadaşlar. Normal Render aldığımızda yani ışığı e, ve objeyi yerine koyduğumuzda ve Render aldığımızda görünmez. Enable in Render, Enable in Viewport dediğimizde belli bir kalınlıkla bu objeyi görebileceğimiz anlamına geliyor. Ee, bu iki seçeneği işaretlemek. Ee, radial yani dairesel bir kesitte verebiliriz. Rectangular yani dikdörtgensel veya işte e, e, evet dikdörtgensel ya da dörtgensel bir kesitte verebiliriz gördüğünüz gibi. E, length burada dikdörtgenimizin uzunluğu. Width burada dikdörtgenimizin kalınlığı oluyor arkadaşlar. Angle da açısı. Yani bakın hafif döndürerek de böyle bir şekilde verebiliyorum aslında bakarsanız. E, aspect oranıdır arkadaşlar. Bu arada bunu kitleyerek mesela herhangi bir tanesini arttırdığını diğerinin de onunla beraber artmasını sağlayabilir. Mesela buradaki aspekti 1 yaptım diyelim. İkisi birbirinin aynısı olacak demektir. Yani her zaman kestim kare olmak zorunda. Burayı kitlersen. Gibi. E, Radial'da dairesel kesit için kullandığımız e, seçenektir. Enable Render, Enable Viewport'u kaldırıyorum şimdilik. Rendering'i kapatıyorum. Interpolation'ı dairede göstereceğim. Dairede daha anlamlı oluyor çünkü. Alt W dedim. Buraya aktif edip tekrar alt W dedim. Veya biliyorsunuz top görünüşe geçmek için aslında direkt T'ye de basabilirsiniz. P. Perspektif görünüşe geçer. T tab görünüşe geçen. Bunu da kullanabilirsiniz. Peki dikdörtgenimi seçtim ve delete'a basarak sildim. Yeni bir şeklimize bakalım. O da circle olsun. Bir tane circle çiziyorum bakın. Yine sol ile basılı tutarak çekerek yaptım. Ee, tekrar modify sekmesine geldim arkadaşlar. Rendering, interpolation ve parameters. Yine aynı sekmeler gördüğünüz gibi. Radius özelliği yani da, e, yarı özelliği dairemin yarıçapını belirleyecek. Merkezi zaten biz nereye taşırsak orada olacak. Interpolation metodunu burada size göstermek istiyorum. E, pardon, Interpolation özelliğini göstermek istiyorum. Interpolation altında Steps denen bir aşama var bakın. step steps denen bir sekme var veya bir özellik var. Bakın arttırdıkça dikkat ederseniz dairenin kenarının çizimi daha düzgünleşiyor. Yani bildiğimiz daireye daha çok yaklaşıyor. Azalttıkça ise daha köşegenleri belli olan, pardon köşeleri belli olan kenarlardan oluşan bir çizim haline alıyor. E, yani bir çokgen gibi davranıyor. Arttırdığımda bir daire gibi davran, Daha çok yaklaşıyor. De. Bu Max'in tamamen görüntüyü performansı arttırmak adına optimize ettiği bir yöntemdir. E, tabii ki tek bir dairede böyle bir sorun yok ama milyonlarca daire olduğunu düşünerek arasında ki böyle durumlar olacak. E, böyle durumlarda e, ne kadar az köşeyle inşa edilirse bir daire o kadar bilgisayarınızı az yoracaktır. Ve özellikle bakın bu daireye uzaktan bakıyorsak mesela şuradan bakıyorsanızı varsayalım şu an daireliğinden hiçbir şey aslında kaybetmiyor. Yani yakından baktığımızdaki o köşeleri göremiyorum. E, bu nedenle ekrana ne kadar uzaksa daire o kadar aslında az kenarda oluşması o kadar iyidir. Max'te her zaman performansı maksimum seviyede tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu önemli bir şey. E, buradaki adapte özelliği mesela ekrana göre e, adapte olmasını sağlıyor. Mesela uzaklaştıkça oradaki step sayısını arttırabiliyor gibi e, bir özellik de burada mevcut aslında. Peki gördüğünüz gibi rendering yine aynı burada da var gördüğünüz gibi. Enable render, enable viewport dediğimde belli bir kesitle daireyi doldurabiliyorum. E, bu zaten özellikle hepsi, bütün spline'larda göreceğimiz özellikler aslında bakarsınız. Üçüncü e, şeklimizi göstereyim. Elips şeklimizi gösterelim arkadaşlar. Elips şekli e, bu sefer bir sanki dikdörtgen çiziyormuşuz gibi düşünün. Elipsin içinde bulunduğu bir dikdörtgen çiziyormuşuz gibi düşünürseniz aslında böyle bir e, şekil oluşturuyor. Modify sekmesine geçtiğimde e, parametresda length'in ve width'in değiştirilebildiğini görüyorum. Burada otomatik olarak bir outline verme şansımız var. Yani bir bakın kalınlık, et kalınlığı verme şansımız var. Tabi bu nerede işimize yarayacak? Atıyorum böyle bir obje mesela extrude modifier verdiğimizi düşünelim. Extrude modifier'ın amount'unu arttırdığımda bu tabi modifier'ları daha ayrıntılı göreceğiz ama e, şimdilik en azından göstermek gerekirse Gördüğünüz gibi mesela bir et kalınlığı olan bir obje oluşturabiliyorum. E i̇stediğim zaman bu arada modify stack'te elipse geri dönüp mesela thicken, thickness'ı arttırıp azaltabilirim. Length'ı arttırıp azaltabilirim gibi. Peki delete'e bastım. Bu objeyi de sildim. Top görünüşe geçmek için T'ye bastım. Yay komutuyla bu dersimizi sonlandıralım. Arc komutu arkadaşlar bir yay çizmemize yarayacak. Bakın yine sol klikle basılı tutarak sürüklüyorum. Bıraktığım zaman bir e, geçtiği herhangi bir noktayı benden istiyor ve tıkladığımda da o yayı direkt olarak oluşturuyor. Mo e, Modify sekmesine gelip özelliklere bakalım. Radius yarıçap arkadaşlar. Belli bir tabi merkeze göre bir yarıçap belliyor kendince. From başlangıç noktası, to da bitiş noktası gördüğünüz gibi. E, pie slice derseniz gördüğünüz gibi bir e, buradaki e, hani şeyle çevirisiyle açıklayayım bir pasta dilimi gibi e, merkezi ile kenarlarını birleştiriyor. Yani iki tane yarı çap çiziyor aslında. E, reverse dersek de e, bu da, e, yayımızın bir başlangıç ve bit bir bitiş noktası var. Yani from to noktaları bildiğiniz gibi. Bu noktayı ters çevirebiliyorum reverse diyerek. Bu sayede aslında sweep gibi veya işte atıyorum başlangıç noktasının önemli olduğu bazı modifier'lere uygulad uyguladığımda, modifier uyguladığımda çizimime ee, başlangıç tarafını seçebiliyorum ve bu bana bir fayda sağlıyor ileride daha aslında net bir şekilde göreceğiz bunu. Ee, yine mesela başka bir bunun üstüne de bir Extrude verelim. Atıyorum. Gördüğünüz gibi Extrude kapalı bir hacime ee, Kapalı bir alana belli bir şekilde yani dik bir şekilde hacim verme yarayan komut aslında. Gördüğünüz gibi. Tekrar mesela arka dönüp bakın From Tool ile oynayabiliyorum gördüğünüz gibi. Veya Radius ile oynayayım. Peki. Gördüğünüz gibi bugün Rectangle, Circle, Ellipse ve Arc komutlarını gördük. Yani bu dört komutu gördük. Bir sonraki derste bu bölmeyi tamamlayacağız arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Eğer dersi yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basarak beğenin. Kanalımıza subscribe butonuna basarak yazılıp yeni derslerden haberdar olabilirsiniz. Ve www.yakinkampus.com derslerini sitesinde ziyaret ederseniz. Burada farklı dersler bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.